Çoban Çeşmesi. Bahar gelmiş, bahar. Bahar gelmiş. Tamam. Benim neyime diyor ha? Türküde. Suyumuzu dolduralım. Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 3 kişi düştük yola. Hasan el kardeşimiz var. Ramazan kardeşimiz var. Şöyle. Alalım. Şöyle. 3 kişiyiz. Daha bir yolumuza doğru başladık tırmanışa. Güneş vurunca bir taraftan göremiyorum. Hasan el seni. Evet şimdi gördüm. Tamam. Çiğdemler daha geçenlerde vardı. Şimdi yağan kar ve sonrasında eriyen sularla beraber iyicene gözlenmiştir ama çok fazla yok ya. Yine bizim bu tarafta eskinin üzüm bağları. Buralarda küfe küfe üzüm toplayıp şırağına dediğimiz üzümleri pekmez yaptıkları yerler varmışmış. Eski ören yerleri var. Oralara baktık. Ama şu an bir tane bakan eden yok. Buyurun seyir arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Karlar erimiş. Artık bir daha yağar mı yağmaz mı bilmiyorum ama yağarsa iyi olur. Şimdi hafiften artık eriyen karlarla toprak biraz yeşerebilir. Yağmayacak olursa. Bir de kuşlar gerçekten yaz günü gibi, bahar ayındaki gibi vıcır vıcır ötüşmeye başladılar. Mevsimin döndüğünü hissedebiliyoruz artık. Bu sene çok fazla kış yaşamadan bahara geçtik. Nasıl kardeşim? İnşallah inşallah. Temennimiz Şubat'ta yağarsa dediğin gibi bereket. Çiğdem mi? Dağımızın çevresinde yine kar manzarası var ufak tefek. Özellikle kuyunun üstünde de var. Nasıl mekan? Kuyu dolu. Gel istersen şöyle bakalım. Elimizde malzememiz yok. Tulumpa da var. Tulumpayı son tahlilde şey yaptılar. İçini dağıttılar. Suyumuz burada. Gördüğün gibi. Ama güzel. Su girecek. Şu tulumpayı zorlamışlar. O yüzden gitti yani. Evet, kar manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Anlamı fazla ya. Bu işin uzmanı var Hasan Ali. Anlarsın ya, gel. Çalkı oplayacağız hadi. Çalı aşağıda çok.
Nerede? Dağdan aşağı çalı oraya. Evet. Ateş. Ateş. Ateşin yolla bana de. Çakmak şey de var. Kuyudan su tesisatımızı yapıncaya kadar su ihtiyacımızı, atık su ihtiyacımızı kuyudan bu şekilde taşıma suyuyla değirmen taşı döndürerek hallediyoruz. Şu üçüncü oldu. Yeter. Bence yeter çünkü kullanalım. İçinde fazla bırakmak istemiyorum. Don yapıp ondan sonra çatlatabiliyor. Karşı dağdan çoban gidiyor. Bir çoban mı? İki mi? Yukarıda bak. Ha, daha ileride evet. Birisi yukarıda, birisi de şurada. Yakınlar çobanlar, çobanlarla kavga edecekler. Yakınlaştıralım. Kimse? Bana mı geldi? Atlan abi. Ali sen misin? Tamam, çay iç, demleyince gel. Kolay gelsin o zaman, görüşürüz. Yeni toprak aşağıdan veriyor yamaçtan. Kalsın yani bu kuyudan sızmış. Ne? Yılanın eşi olmaz mı? Yılan da tek kaçar abi. Azdan daha olanlar ne o zaman? Onlar ayda vurmaz, tek kaçar. Yavrusunu yiyor adam ya. Ne diyorlardı? Ramazan'da imamdan. Çiftlikte dant yapıyor. Haziran'da yılandan kaçacağım diyorlar değil mi? Yani. O ayrı. Ama yılanlar tek kaçar. Yavrusuna bile bakmaz. Yumurtayı bırakır kaçar. Oradan gidiyoruz. Belgeseller de böyle gördük. Evet. National Geographic izleyen değerli Ramazan ev kardeşimizden bilgi aldık. Doğrudur yani biz. Hatırladı dedi. Yılanlar eşli yaşar dedi. Hayranlara sor bakayım. Yılanlar eşli mi yaşıyor, tek mi yaşıyorlar? Sürekli eşli olmaz herhalde. Valla şeyini bilmeyiz ama eşi hep köyde bahsettikleri hep eşi var derler yani. Seni hep kandırmışlar yıllarca. Evet olabilir. Doğrudur. Yani tetikte olman için söylüyorum. Hani balıklar gibi. Büyük yılanla küçük yılan yiyor yani. Onlar... Allah aile kurmazlar. Konu yüzden çok büyür. Olabilir. Evet arkadaşlar bugün misafirlerimizde. Bugün konumuz yılanlar. Yılanlardan önce ateşimizi yaktık. Yılanlar çok eşli mi, tek eşli mi yaşıyor? Ya da eşleri var mı? Alın size konu. Aynen öyle. Alter Gedir Avcı'dan daha değerli bu bilgiler. O değerli demeyeceğine göre. Şimdi ateşimizi yaktık. Nasipse bugün dağımızın içinde değiliz. Dışındayız. İnşallah artık hedefimizde şunu alalım gördüğünüz gibi.
patlasın diye Hasan Ali unutmuş. Çakmağımızı. Bugün burada ateş yakıp güzel bir konseptte. Bugün keçi haşlama yapacağız. Doğal ürünler yok. Bundan sonra et, tavuk. Ondan sonra kilolar, zebil, yufka ekmek. Köy hayatına dönüyoruz arkadaşlar. Tavuk kilo yapmaz ya. Yapar yapar. Hareketsiziz zaten. Hareketsizle beraber bir de et tavuğu yiyoruz. Ondan sonra. Onlar kilo yapmaz ya. O yüzden böyleydi. Sen yine maşallah mı hocam? Patates ekmek daha çok kilo yapar. Bugün iyiyim ya. Tabii kendine gelememiş daha. Hani dünya yuvarlaktı. Yoldaş mı diyelim ki? Yapamaya düşünüyordum ya. Bak nereye gitti, bak ses daha yeni geliyor ya. Konum değişti. Nereden geliyor bu? Ardıran mı geliyor? Bizimköyde arıza var sorun da. Elektrik sesini. Ya yaşı çok geç ya. Dediğim gibi hırdı adam. Ezber atıyor. Benden korkma ya. Yüşin yok, soğanları mu koymayalım mı? Soğanları üstüne atarız. Tamam. Biberleri, soğanları sonra mı atalım? Onlar pişeceğine doğru mu atalım? Bıçak var mı içeride? Bıçak, bıçak getirdim. Şurada sitin. Nerede? Burada olması lazımdı. Bir bakayım. Ama işin inceliklerini arkada hiç anlatmıyor ya. İşin inceliği sadece içine biberi, baharatları, tuzu koymak değil mi? Onun harici. Sessiz. Belgesel çekiyoruz burada. Ha, dip taraflar. Böyle bir şeydir. Deliği ne için diyor? Patlamasın diye. Patlamasın diye. Püf nokta. Ramazan dediği işin püf noktaları böyle. Dayımız kuzey cephe olunca gördüğünüz gibi yine aşağılarımızda karlarımız var. Ama
ama yukarılarda karlar eridi. Şöyle göstermek gerekirse komşu bahçede de aynı şekilde karlar duruyor. Ramazan usta nasıl biber? İşte biber çevirmek bir tanattır. Ben 40 yıldır biber çeviririm. Biber çevirmek bizim için. Yani bu işin profesyoneli. Yani ben bu işin eğitimini aldım. Sertifika var. Var. Ziraat Odası'ndan kendimiz verdik sertifikayı. Basıp basıp veriyoruz fotokopi kağıdını. Herkes biber çeviremez. Evet, Karahisli çaydanlığımızda çayımızı demledi Hasan Ali kardeşimiz sağ olsun. Bugün bizim usta o. Bunda çay yok. Çay bunda. Ben açma. Açarım ben. Çayda bir şey kalmamış. Hakik olmuş. Çökmüş. Şimdi patates. Usta mı açma diye bağırdı ama bir de tersini yaparım. Aynen öyle. Eline sağlık kardeşim. Bu bayağı bişti herhalde. Bişince alıyor mu usta bunu? Biberleri kenara. Şu taşın üzerine koyduk muydu? O ısısını korur. Ben eğitimini aldım şimdi bunların uhtiyatı olalım yine de. Yaza inşallah Ramazan kadar bir becerikli olmasak da yani şuraya domates biber ekip kendi domatesimizden biberimizden bir melemen yapıp yemek lazım burada. Vallahi bilirsin genelde bir de kendi yemeden kış gelir ya da olmaz. Ramazan yapıyorsan bahçeye çekeriz ya. Ramazan yapıyor ya bahçede. Annem yapar ya ben de bahçeye demiyorum. Yok yok bunun mekan da güzel yani ocak başısı falan. Bir de takaslı yaptığımızda profesyonel yapıyor ürün alamıyoruz ya. Profesyonel yapacaksın ya. 100 tane çilek diktik, bir tane çilek alamadık düşün ya. Evet arkadaşlar benim çilek macerası gibi Ramazan da ekti aynı şekilde 100-200 tane. Seninki daha fazlaydı 200'e yakın. 100 taneydi. Yo, benimki 100 taneydi. Seninki daha fazlaydı. Yani hiçbir bizim verim yok. Tohumlarımı bozduk da anlamadım ki. Bir şekilde olmadı. Bende de olmadı da sulak yerde de olmadı yani işin ilginci. Bende olmaması hadi kuraklığa bağladık ama. Hayır. Nasip tabii yedirmeyin. Mevlam yedirmez. Doğal yapalım dedik. Vitamin vermedik. Ondan oldu. Hormon vermedik herhalde. Aynen öyle. Ziraatçı bu adam ziraatçı yapamıyorsa bu işi. Valla biz ziraatçı, bizim mühendise uyduk. Biz ziraat odasında işimiz evrak işleri. Bir çiçekleri kopar dedi. Bu kopardık bir daha çiçek gelmedi. Sıkıntı orada oldu. Onlar var çileğini yeseydik. Gücümüze gitmezdi. Hoca olan gel bakalım ya. Yine mi geldin sen? Gel bakayım. Salam var ha. Yedim. Gel. Hoppa. Haydi bakayım. Hop. Allah Allah. Dur. Bak geliyor geliyor. Yakala yakala. Hoppa. Lop 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 lop. Lop lop da görüyor yerimi. Bir diğer yakında. Havada yakalayayım mı? Hani salam daraldıydı bak. Köpek bayıldı. Ekmeğe de atlamayayım. Koca olan. Koca olan eksik değil ya bizde. Hep geliyor. Hadi. Tüy dökme lan kerata. Hop hop hop. Kerata. Hay koca oğlan vay. Hadi bakayım. Davarın başına bakayım hadi. Soğanlarımız hazır. Biberlerimiz közlendi hazır. Kumpirlerimizi, patateslerimizi bekliyoruz. Yarım saat dedi. 45 dakika oldu ya. Evet. Aç bir adam var burada. Acıktı. Evet. 3 gündür ekmek yemiyorum. 3 gündür o da güzelmiş. Evet. Koca olanın keyfi yerinde. O ne? Limon. Limon mu? Oğlum tamam artık. Hadi.
Sürüğün başına koş. Hadi bakayım. Malzemelerimiz hazır değil mi? Hazır pişmiş. Şef ustamız tamam dedi. Közlemiş biberimiz. Birazdan yufkanın içine kumpirimiz, patatesimizle beraber. Şöyle yeme de yanında yat. Evet. Şu çay fokurdadı. Yanında yat. Pişmiş mi yanında? Pişmiş. Artı şunlar biraz geçmişti. Hani pişmezdi. Sıcak. Daha da sıcak olacak. Evet, şurada var mı bir tane daha? Var bir tane daha. Başka var mı acaba? Evet, damlacık. Başka olmaması lazım ya. Yok be ya. Tamam. Yok yok. Evet. Gördüğünüz gibi sofraya hemen sarma işine başlayabiliriz, soyup. Afiyetle. Hadi gidelim. Gidiyor mu? Menümüz patates, kuyu pırasası, en tazesinden közlenmiş biber ve Karahisli çaydanlıkta çayımız. Oğlum senin türüye kurt girdi, hadi yallah. Avını paylaşmak istemeyen Ramazan'ın köpeğe teklifi, ama köpek dinlemiyor. Gel hadi yavaş kal. Adam vallahi işi biliyor yani. Orada baygınlık geçiriyordum. Adam başını salmadı. Adamın şekeri var abi. Ben öğlen yemek yemedim. Yemedin mi? Sabahta 9'daydım. Bizim oğlan geç kalkınca, ekmek kalkınca. Yaptık, ettik, yedik diyesi. Mesela oluyor yani. Ona bağlı bir hayatımız var. Herkes başının tarafına baktın. Cuma pazarında devamlı çektiğimiz bayağı da izlendi. Yani şu relikli olarak dikey. Kuyu pırasası. Nereye gidelimiz? Yazda mı değil galiba? 80 bin mi? 90 bin izlendi. Valla. İstiramda. Reels de gidiyor ya. Yani. Bir şekilde uçuyor yani. İnanda mı? İnanda. YouTube'da ise. Burada var mı? Yerim falan. Nerede? Yok. Orada anlaşma yapabilirsin. Yıldızlar mıldızlar var da. Yıldız atabiliyorlar. Orada da geliştiriyorlar sistemi. Abone falan. Yani onlar da Instagram biraz YouTube'a evirmeye çalışıyorlar. Aynen olmuş anlıyorum.
şeye çevirdim. İşte Facebook eskisi gibi değil. Todes miydi? Todes miydi? Ne de bir şey çıkardılar. Adam derisini biliyor ya biberim. Onu yiyecek miydi? Tabii ki. Sen sindirimi bile geçtin. Sindirimi geçtin sen. Benim köyde direkt man yerler biber et. Bizde sıkım. Burada kadar geldi lan. Gördüğünüz gibi. Tamam abi. Bugünkü menü. Evet. Afiyetle. Evet. Dürüm yaptık. Tamam bu kadar. Sen pırasayı koymadın. Yok pırasayı. Senin dürüm niye küçük ya? Ben de böyle ya kibar. Benimki battal boy. Afiyet olsun. Bizimki bayağı büyük. Ama hepsini yiyeceğiz ya. Duble. Afiyetle. Tam senin için oturur yani. Seviyeye getireceksin. 60 tane şuraya koyacağım dobanı şöyle ya. Evet. Kaç metrekare bura? Ölçelim. Vallahi hiç ölçmedim, merak etmedim ama bir bakalım abi. 5,5 uzunluk. 3 metreye geçiyoruz. 3,5. Çıkar makineyi hemen. 7 metrekare. Usta abiler. Ne yapar? 7,5 metrekare. Evimiz. Küçük yani. De değilmiş ya evimiz. Hep küçük diyoruz ama. Yani 4 kişi rahat. Şimdi ana konu dobayı nasıl koyacağız? Şöyle mi koyacağız? Yoksa şuraya mı koyacaksın? Sobayı yukarı çıkarsan aşırı yukarıda yanmaz. Ya aşırı yukarıda oldu muydu? Isı aşağıya gitmez yani. Gider gider ısı. Nereye gidecek ısı? Nereye başlayacak burada ya? 7 metrekare alanda. Bunun bir katı yukarıda oluyor. Tamam mı? Yalıtım yapalım olmakta. 60 santim daha yukarı kaldırırız. Evet arkadaşlar, bugün Davin'in dışarısında çalıştık. Öyle. Yemeğimizi yaptık, muhabbetimizi yaptık, yedik. Şimdi daha bizim içindeyiz. Sohbet yapıyoruz. Konuşma bir taraftan da plan proje yapıyoruz. Hasan kardeşimizde ustalık var. Ustalık olunca aynen burada bizim raf çalışmasına destek olacağını söyledi. Şurayı yapabilirsek dedi. Antalya'ya sezona başlamadan gitmeden önce. Bir de sobamızı geçen Hasan bahsetmişti. Şu alanı alırsan abi hem alandan kazanmış olursun hem biraz yukarıda olur. Daha görsel olur demişti. Onları istişare yapıyoruz. Tabii sizin görüş önerileriniz varsa onları da alabiliriz. Bir sehpa. Tabana 60 santim. Onun üstüne 60 santim sobayı koyacağız. 1,20 olacak. Üstünü rahat kullanırsın. Aynen. Üstüne de dediğin gibi. Bir tane raf yapacağız. Raf yapacağız. Penceredeki rafı da kolay kullanırsın. Yukarı taraftaki mi? Şurayı. Karşıyı rahat kullanılır. Oraya dediğin gibi atıla düştü soba kurulduktan sonra. Şu anda kullanamıyorum orayı. İşte, aynen. Sıkıntı oluyor. O alandan açılmış olur. Evet Hasan Ali, sence nasıl daha evimiz? Daha iyi, güzel. 10 numara. Yani kafa dinlemek isteyen varsa buyursun gelsin değil mi? Aynen aynen. Şeyler var. Sen o olaya da hakimsindir. Böyle bir uluslararası şeyler var. Misafir evleri gibisinde bir şeyler var biliyor musun? O konsept. Şöyle derli toplu bir şey olsa onlara misafir ev olarak koyacak. Anladım, adam gelecek, günübirlik yatacak, gidecek. O tarz bir şey. Beyşehir'de yapıyorlar. Beyşehir'de Gölkenar'ında belediye tahsis etmiş bir ev var. Bisikletçiler falan filan oraya uğruyorlar. Orada konaklıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Bizimki de öyle bir şey olabilir yani. Ramazan sessiz kalıyor bu konuda. Ben ustalık bilgim fazla yok. Ustalık bilgim yok. Fikrim vardır belki. Yani. Fikirler açığız değil mi? Fikir fikirden üstündür abi. Çocuktan bile alacağın bir şey vardır yani. Çünkü senin gördüğün farklı bir yapı, onun gördüğü farklı bir şey oluyor. Yani şu an eşya çoğalıyor. Çoğaldık da çoğalıyor. Ama koyacak yerimiz olmadığı için öyle bir sıkıntımız var yani.
mantıklı. O tarz bir şey. Yani yapalım inşallah. Planlayalım. Nasipse. Haftaya cumartesi buluşun abi. Kalem, defter, kitap, balyo getirin. Girişin bakın. Sen gelmeyle nasıl olmuş? Kütüphanemiz iyi mi Ramazan? Tabii kütüphane iyi ya. Kitap okumaya. Muş'ta köyü 2009'da plaket vermiş. Yıllar çabuk geçmiş. Mehmet Ali'miz. Onun anasına getirdim ya. Evet. Rahmetlinin. Yıllar çabuk geçmiş. Öyle bir gün gibi. Neden kapanışını yapalım bugün de? Buradan gitmiyor mu ya? He? Orman yolu var. Orman yolundan gidelim diyor. Gel Ramazan. Tamam ya, tahtalar. Ya bu bu malzemeleri hatta niye buradan tutuyorsun diyorlardı da. Tabii kullanılacak malzeme olarak sakladım bunu. Dik dedi kayınpeder. Dikersen dedi, su gelse görse de şişirmez dedi. Dik olmazsa dedi, yatık koyarsan dedi şişer dedi. Şu an tahta var, gerisini ayarlarsın. Tamam. Kaçıncı element bu? He? Kaçıncı element de tahta. Beşinci element miydi? Daha evimizi köpeğe bıraktık. Köpek gidesi yok orada. Sahiplendi. Kar manzarası. Devam. He? Afiyet olsun. Kaç olmuş? 5 mi? Günü ettik ya. Ayağına sağlık. Allah. Ha dediğin gibi fırsat olur da öyle de bir çalışma yaparsak. Cuma günü görüşelim. Tamam inşallah. Müsait olursan. Ramazan coşuyor. Bir akıllı. Evet arkadaşlar. Daimimizde güzel bir gündü. Misafirlerimizle daimimiz daha güzel. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla her zaman olduğu gibi destekliyorsunuz. Günden güne de Gezgin Rotası ailesi büyüyor, genişliyoruz. Abone sayımız 5000'in üzerine çıktı. Günden güne artıyor. İyi ki varsınız diyorum. Daimin sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Bak tenike var orada. Buralar yerleşim yeri olunca her şey var. He? Yok, ona koymalık değil ya. Yerleşim yeri anlamında söylüyorum. Yani. Topraklar iyicene kurumuş. Gelirkenden daha güzel. Gelirken nem vardı. Şu an tamamen kurumuş. Acemi şoför olunca. İyi kalın şoförsün. Yıllarım var.